Hello, herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Bugün tek başıma açıyorum açılışı. Ters takmışım kız çantamı. Aceleden valla. Arkadaşlar günlerden pazartesi. Ve ben gördüğünüz gibi hazırlandım. Çıkıyorum. Saat şu an 12.30'a geliyor. Allah yapamadım. Biri yukarı basarsa şimdi yukarı çıkacağım tekrar. Neyse ben konuşmam lazım. Zaten bu binada gerçekten çok az insan var. Yani hiç görmüyorum. Çok nadir karşılaşıyoruz. Şu benim bugünkü kombinim. Annemler hala bizde ama bugün eve dönecekler arkadaşlar. Saat akşam 4 gibi giderler büyük ihtimalle. Ben de hemen nereye gidiyorum biliyor musunuz? Tırnaklarımı yaptırmaya gidiyorum arkadaşlar. Tırnaklarım bayağı uzadı. Şöyle göstereyim. Yani bir ay oldu zaten. O yüzden şu an yenilemeye gidiyorum. Sizleri de yanımda götürüyorum tabii ki de. Hadi bakalım. Bu arada şu çizmeleri giymeseydim keşke ya. Pantolonum biraz bol kesim olduğu için biraz komik durdu. Ama gerçekten çok acele giyindim yani. Neyse. Şu an sıradayım arkadaşlar. Hemen birkaç atıştırmalık aldım. Şöyle de bir çikolatam var. Mine'ye götüreceğim tırnaklarımı yapan kıza. Ama sıra maalesef devam gitmiyor. Numarayı yazamadı kadın. Bekliyoruz. Neyse daha yarım saatim var zaten. Arkadaşlar hava bildiğiniz buz yani o kadar esiyor ki size anlatamam. Şu an tramvay bekliyorum. Hemen gelsin. 5 durak gideceğim. Öyle. Evet ben tramvaydan indim. Şimdi yürüyeceğim. Ondan sonra oradayım. Bu arada bugün kahvemi içmedim ve canım çok kahve istiyor. Büyük ihtimal oraya gidince içerim de. Şu an çok fazla canım istedi. Havada soğuk ya valla sıcak bir kahve iyi giderdi yani. Ay Allah'tan altıma kalın bir kazak giymişim çünkü sadece deri montumu giydim. Şöyle. Neyse gidelim bakalım orada görüşürüz. Evet kızlar ben çıktım. Tırnaklarımı yaptırdım. Bu sefer sade yaptırdım. Sade bir renk. Şöyle göstereyim. Yani kırmızı. Yani çok sade bir renk değil ama yani klasik. Öyle söyleyeyim. Ve bu sefer böyle badem şeklinde yaptırdım. Şu an yürüdüğüm için pek netlemiyor da aşırı güzel oldu. Gerçekten çok memnun kaldım her zamanki gibi. Biliyorsunuz yaptırdığım yer Chilli Nail Studio. Ama şu an iyi gösteremedim vallahi. Bir tramvaya gideyim de sonra tekrardan gösteririm. Çünkü dışarı buz gibi. Evet arkadaşlar eve geldim. Şu televizyon sesini bir kısayım. Resmen dondum. Ve bugün... Ay! Düştü. Annem yavaş biraz. Kalk hadi. Kalk. Annem. Sen beni çok özledin değil mi? Gelirken çok seviniyor. Annem benim. Arkadaşlar bugün pazartesi ve bugün normalde trenler tüm komple yok yani. O yüzden trafik öyle sıkışık ki görmeniz lazım. Yani benim bildiğim tramvay tıkış tıkıştı. Tramvay falan var ama öbür trenler yok normal. Annem. Hey, kime gidiyorsun? Azat. Hadi Azat. Zeyd Mirza çizgi filme gülüyor Azat. Azat, bu map kimin işi görüyorsunuz? Oyuncakları getirmişler buraya bücürükler. Arkadaşlar annemgil maalesef şimdi eve girecekler. Of, sadece 2-3 günlüğüne geldiler. Ha, aynen öyle. Zeyd Mirza mı getirmiş? Peki bu kartları kim getirdi? Onlar memleketin kartları. Böyle de dürüst, böyle de dürüst işte. Şimdi annemgil çıkacak dediğim gibi. Hazırlanıyorlar şu an. Ben de Zeyd Mirza'yı alır hemen bir eczaneye giderim. Çünkü ateş düşürücü falan alayım. Evde bitmiş. Ne olur ne olmaz. Eğer gece ateş falan olursa. Çünkü burnu akıyor ya çocukların işi hiç belli olmaz.
Belki ateşlenir. O yüzden gideyim bir nur flex alayım. Bir de şey alayım. Fitil alayım. Evde durursun. Evde bulunduruyorum zaten. Ne olur ne olmaz yani. Her şey olabilir. Bu arada tırnaklarım gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Chili Nail Studio. Şu an zaten indirimleri de var. Bakabilirsiniz. Instagram'da linklerim. Böyle çok memnunum yani. Gerçekten işimi temiz ve güzel yapıyor. Harika. Aa, bu arada durun mutfağa gidelim de. İşte annem bize yemek hazırlamış. Onu göstereyim. Benim düşünceli anacığım. Aa, yemek nerede? Ha, fırında mı? Ay. Pus oldu, pus oldu, pus. Annem bize böyle karışık sebzelerden patates, tavuklu bir alflav yapmış. Vallahi enfes bir annem. Ellerine sağlık. Yemek derdinden kurtardın beni. Yanına da pilav yaptın mı tamamdır. Hasta ulaşmış. Ay valla çok teşekkür ederim. Keşke daha uzun kalabilseydin. Ama 12'sinde canla geleceğim. Aynen, diş için geleceğim. Aynen. Aa, bakın şöyle ışıkta göstereyim. Hemen Türk marketine de güzel olmuş mu? Aynen, ben de çıkacağım zaten anne. Çok güzel olmuş tırnaklarım. Burada küçük bir mantar var. Bak şemsiye. Ay, şemsiyesinin ucu çıkmış anne, gözüne batar. Alıp bir anne tartsın. Küçük mantar. Sen eve mi gidiyorsun? Geçen aldıydık, buradan unutuyorduk. Azat bir yukarı bak. Ha? al şemsiyeni. Azat, eve niye gidiyorsun? Azat, sen niye eve gidiyorsun? Rüzgardan korunmak için şemsiye. Şimdi çıktık, annemgil hemen Türk marketinden bir şey alacaklar evine. Öyle geçin güzel. Ben de eczaneye gideceğim, sonra eve geçeceğim zaten. Dondum valla. Bir de acıktım. Yemek yeriz. Zeydoş'la. Akif de işte zaten daha. Nasıl parlaklar anne. Silip indirmişler şunlardan 2-3 tane. Baksana nasıl parlıyorlar. Poşet yok mu dışarı? Şurada. Dur geliyorum, sen de otur. Burada da büyük var ama. Büyükleri istemiyorum. Ay bir şey, ona daha tatlı. Sen bir niye bak. Annem. Zeyt. Buradayım bak, buradayım. Dükkanın içini gösteriyor. O da dükkana girmek istiyor. Zeyt, biz eczaneye gideceğiz oğlum. Gideceğiz, gidiyoruz. Ama seni görünce üşüyorum anne. Mirzoş'un babişi geldi. Yok, çıkmadı. Yani yok da ateşi. Burnuna mı akıyor? Biraz da çıkardım. Hoş geldin aşkım. Ay vallahi öldük Akif, iyi ki geldin. Sen de mi öldün? Bugün Zeyt baksana böyle. Anne. Bak baba ne almış, gel bakalım. Gel bakalım baba ne almış. Aa, baba hem sağlıklı şeyler almış. Portakal, evet. Gel seni buraya oturtturayım, gel. En son ne çektim bilmiyorum. Galiba dışarıdaydım. Olabilir. Annem gidi uğurladı. Sonra Bismillah Zeyt Mirza. Dikkat et annem. Ödüm koptu kız. Annemleri uğradık, sonra eczaneye uğradım, sonra eve geldik. Az önce de Akif geldi, gördünüz zaten. Eczaneden ne aldım? Şöyle bir tane Nurreflex aldım. Evde her zaman bulunsun. Çünkü burnu aktığı için hani her an ateşlenebilir, bilmiyorum. Çünkü bu sıralar gerçekten herkes hasta. Annem cem söyleyeyim. Bir tane de tepken aldım, fitil. Evet annem, onlar ceviz. Ama onlar orada dursun, tamam mı? Dur ya da ben bu tarafa alayım. Akif'te bakalım ne almış. Aa bak. Kayısı almış. Mama. Kuru kayısı. Mama. Mama almış baba. Sonra portakal almış. Ay Akif'ciğim. 3 tane şoko fresh almış. Bak baba 3 tane almış. Baba çıldırmış mı? Baba çıldırmış mı anne? Sonra muz almış. O yemesin Vakil. Niye biliyor musun? Bugün hiç iştahı yok. Yer bey kaç parça? Yok yani çikolata yemesin. Yani Nişit'e verebilirim aslında da. Şey hiç yemek yemedi biliyor musun? Sadece bir kase çorba içti öğlen ekmekle beraber. Annemin yaptığı yemekten vermek istedim. Normalde çok sever öğle yemekleri, patatesli falan. Ama iştahı yok çünkü burnu kapalı. Sürekli açmaya çalışıyorum. Böyle tuzlu suyum var. O iyi geliyor ama bir süre sonra yine tıkalıyor.
O yüzden yani zorlamak da istemiyorum. Kendisi ne zaman isterse o zaman istiyor zaten. Beni alıyor mutfağa götürüyor mama diyor. Ben de anlıyorum aç olduğunu da şu an hiç öyle bir isteği yok yani. Evet anneciğim kahve makinesi o. Öyle yani. Bücük. Evet bak bunlar böyle içine koyalım oyun yapalım. Bir. İki. Üç. Dört. Evet. Hadi tekrar sayalım. Bir, iki, iki. Ama sen hepsine bir diyorsun. Sen bunu neden açtın aşkı? Aşkısı sen bunu neden açtın aşkısı? Ay. Zeyt ne yaptın yavrum? Çalıştırdık bak görüyor musun? Niye kapanmıyor? Ha tamam. Evet onu da kapatalım annem. Hadi saydın mı cevizlerini? Hadi gel cevizlerini sayalım. İki. Tamam hepsi bir anne. Hepsi bir bunları kaldıralım tamam mı? Sonra portakal vereyim sana iyi gelir. Evet. Arkadaşlar şu an çamaşır sereceğim. Zaten annem sağ olsun siyahları yıkamış, sermiş. Beyazları da atmış. Onlar da durdu. Şimdi onları sereceğim. Yarın artık kuruyunca kaldırırım. Ama var ya size yemin ederim o kadar kötü hissediyorum ki. Yani bu son bir saat bana böyle bir şeyler oldu. Sanırım yorgunsuzluktan. Yorgunsuzluktan mı? Uykusuzluktan diyecektim herhalde. Beynim gerçekten zonkluyor. Günlerdir doğru düzgün uyku uyumuyoruz. Gerçekten. Zeyt Mirza çok geç yatıyor birincisi. İkincisi de çok sık uyanıyor ve ağlıyor. O da burnun tıkanıklığından kaynaklı. Tabii ben gereken işlemleri yapıyorum ama sonra geri tıkalıyor, geri uyanıyor. Yani gerçekten çok sıkıntılı geçiyor günler. O yüzden sanırım bugün kendini belli etti yorgunluk. Çünkü böyle yarım saat ve yarım saat bir şeyde uyumuyorum yani. Çok sık uyanıyorum. Böyle mızmızlanıyor, ağlıyor, emziği düşüyor. Sonra ona bakmak zorunda kalıyorum hani. O yüzden toplam bir yarım saati bile bulmuyordum belki uyuduğum. Bu son kaç gündür öyleydi. Ama gerçekten annem olmasaydı hiç uyuyamazdım galiba. O sağ olsun gece demeden yani saat kaç demeden hiç erinmeden kalkıyor. Zeyd'i alıyor ben uyuyayım diye. Tabii ben yine de uyuyamıyorum ama hani bana çok büyük destek oluyor. Maalesef geri döndü arkadaşlar. Vallahi eğer anneniz yakınınızdaysa yani yakın kalıyorsanız çok şanslısınız. Gerçekten değerini bilin. Tabii benden daha uzak olanlar var ailesiyle. Daha uzak oturanlar var ama Allah hepinizin yardımcısı olsun gerçekten. Ben dahil. Çünkü insanın annesi yanında olunca her şey çok 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 farklı oluyor. Yani bana ay annem bana her konuda yardım ediyor, destek çıkıyor. Bu çok güzel bir şey. O yüzden gidince tabii ki de haliyle insan üzülüyor. Aslında varlığı bile yeter. Hani hiçbir şey yapmasa bile annenin varlığı yeter. Her bir şeyde bir şey hani sorabilirsin, danışabilirsin, konuşabilirsin. O yüzden çok güzel. Rabbim annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Gerçekten yani. Onlar birer melek arkadaşlar. Çok kötüyüm. Vallahi çok kötüyüm. Burayı, bunları serim başka hiçbir şey yapamayacağım. Gözlerimi bile zor açıyorum. Evimi toparladım. Oyuncaklar falan vardı oturma odasında. Hepsini kaldırdım. Mutfağımda zaten fazla bir şey yoktu. Güzelce toparladım her yeri. Sadece Zeyt Mirza'nın odası. Yani çok kötü. Her yerde oyuncak var ama inanın enerjim yok. Eğer sonra biraz kendimi toparlarsam toplarım ama kendime asla stres yapmayacağım. Çünkü gerçekten çok böyle bitkinim, halsizim. Bilmiyorum bir garip midem falan da bulanıyor. Çok değişik bir gün. Bir şey yesim de yok ilk defa. Normalde yemek düşmanıyım.
Ama canım şu şey istemiyor. Akif Akif, karın çok fena. Karın ba, çok ba, fena. Babam iyi misin? Ha ye oğlum, yemeğini ye. Şu kata yere atmış. Gel ama, gel oğlum. Allah, uysak iyi olur. Bugün Zeyd Mirza erken uyusun inşallah. Ben de uyuyacağım. Saat şu an 6.30. Zeyd Mirza 7.30-8'e kadar dayanırsa süper olur. Çünkü şimdiden uykusu var. Yatırmak istemiyorum tabii ki de. Daha çok erken. Ama eğer 8'e uyursa ben de gerçekten direkt uyumaya gideceğim. Şu an böyle diyorum ama inşallah uykum geçmez o zamana kadar. Çünkü uykumu almam lazım. Yoksa kendime gelemem yani. Zor oluyor ya vallahi. Allah kolaylık versin tüm annişlere. Neyse, çamaşırlar serildi. Şimdi ben bir içeri gideyim, biraz uzanayım. Evet, biliyorsunuz ki Zeyd Mirza'nın burnu tıkalı ve geceleri daha çok tıkalıyor. O yüzden uyumadan önce şöyle tuzlu su uygulayacağım. Gerçekten hiç hoşlanmıyor yani. O kadar ağlıyor ki bunu yaptığımızda ama mecburuz. Yoksa hiç yatamıyor. Şöyle tuzlu su, ondan sonra şu burun makinesiyle biraz temizleriz diye düşündüm yani. Şimdi bunu yapacağım. Ondan sonra umarım daha güzel uyur. Bunları böyle eczaneden almıştım bu arada. Böyle paketin içinde bayağı çok çıkıyor. Şimdi yapacağım onu. Hadi bakalım.